Halkapınar, Menderes. Karabağlar Gazi Emir diye lanse edilmişti biliyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde tanıtım toplantısı yapıldı. Aslında Halkapınar ve Menderes hattı. İzmir'in en uzun metro hattı olacak efendim. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı sıklıkla dile getiriyor biliyorsunuz. İzmir'i demir ağlarla öreceğiz demişti. Örmeye başladık demişti. Bu misyon kapsamında hayata geçirilecek olan Halkapınar-Menderes hattı projesinin tanıtımı Ahmet Adnan Saygın Merkezi'nde yapıldığı bir tanıtım videosu var. Hazır mı arkadaşlar? O tanıtım videosunu izleyelim. Daha sonra ayrıntıları ben size aktaracağım. İzmir'i demir ağlarla örmeye devam ediyoruz. Kentimize bir metro projesi daha kazandırıyoruz. İzmir'e ve İzmirlilere uzun süre hizmet edecek Karabağlar Gazi Emir metrosunun çalışmalarına başladık. İzmir'in nüfus yoğunluğu yüksek olan bölgelerini raylı sistem ağına bağlayacak olan projemiz, 32,5 kilometre uzunluğundaki hat üzerinde 24 istasyonla yüz binlerce İzmirli'ye konforlu ve güvenli yolculuk imkanı sunacak. Karabağlar Gazi Emir metrosu, İzmir'in en uzun metro hattı olacak. Çift hat üzerinde sürücüsüz ve modern araçlarla 340 bin İzmirli'ye hizmet verecek. İzban ve Buca metrosu ile entegre olacak şekilde ilerleyecek proje, Halkapınar-Menderes arasını yaklaşık 43 dakikaya düşürecek. Çiğli tramvay hattı ve Narlıdere metro hattının da faaliyete geçmesiyle birlikte Çiğli, Karşıyaka, Buca, Balçova, Karabağlar, Gazi Emir, Narlıdere ve Konak ilçeleri raylı sistem ağı ile birbirine bağlanacak. Karabağlar Gazi Emir metrosu İzmirlilerin vergilerini koruyacak. Lastikli ulaşıma göre daha az maliyetli olduğundan her yıl ortalama 70 milyon euro tasarruf sağlayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sürdürülebilir toplu ulaşım planlamasına uygun olarak projelendirilen hat çevre dostu olacak. Karbon salımını düşürerek İzmir'in 2030 yılında karbon ayak izini sıfırlama politikasında önemli rol oynayacak. Karabağlar Gazi Emir metrosu şehrimize, şehir içi trafiğimize iyi gelecek. Toplu ulaşıma büyük katkı sağlayacak. Oldukça kalabalık bir topluluk vardı. Metro hattının tanıtım toplantısında efendim. Törende İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı çarpıcı mesajlar verdi Tunç Soyer. 3,5 yıl önce yola çıktığımızda çalışma arkadaşlarıma şu talimatı vermiştim. İzmir'i demir ağlarla öreceğiz. Ülkemizin kurucu iradesinin bu evrensel vizyonuna sadık kalarak Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında İzmir'i iki yeni metro hattı ile metro hattına kavuşturuyoruz. Karşıyaka'yı Çiğli'ye bağlayan 11 kilometrelik 14 istasyondan oluşan hattımızın yapım çalışmalarına bu dönemde başladık ve tamamladık Çiğli tramvayı hattı. Önümüzdeki aylarda İzmir'in hizmetine sunacağız. İzmirlilerin hizmetine sunacağız. Görevi devraldığımızda da %12'si bitmişti Fahrettin Altay Narlıdere metrosunda. Sona yaklaştık dedi. 7,2 kilometrelik Narlıdere metrosunu yine önümüzdeki aylarda İzmirlilerin hizmetine sunacağız. 24 istasyon yer alacak bu metroda. Karşıyaka tramvayıyla bağlantılı olacak örnek tramvay hattında. Ona da ihale sürecine hazırlanıyoruz, yaklaşıyoruz. Otogar Kemalpaşa metro hattı için de hazırlıklarımız sürüyor. Buca metro hattı ve daha sonrasında Halkapınar Menderes metro hattıyla rekorlar kırıyoruz dedi Başkan Soyer. Şahane gözüküyor salon. Hepiniz hoş geldiniz. Değerli il başkanım, çok değerli ilçe belediye başkanlarımız, değerli meclis üyelerimiz, değerli muhtarlarımız. Çok değerli dostlar, gerçekten heyecanımız çok büyük. Halil Başkanım söyledi, tarihi bir an, gerçekten tarihi bir an. Üstelik içinde bulunduğumuz konjonktürü düşünürseniz ne kadar büyük bir tarihi an olduğu daha iyi anlaşılır. Dediği gibi ok yaydan çıktı,
Bugün o hedefe doğru ilk adım atıyoruz ve gerçekten heyecanımız çok büyük. Bu büyük heyecanımızı paylaştığınız için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. 3,5 yıl önce yola çıktığımız zaman çalışma arkadaşlarıma şunu söylemiştim. İzmir'i demir ağlarla öreceğiz. Ülkemizin kurucu iradesinin bu evrensel vizyonuna sadık kalarak Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında İzmir'i 2 yeni metro hattıyla kavuşturuyoruz. Karşıyaka'yı Çiğli'ye bağlayan 11 kilometrelik 14 istasyondan oluşan hattımızın yapım çalışmalarına bu dönemde başladık ve tamamladık. Çiğli tramvay hattını önümüzdeki aylarda İzmir'in hizmetine sunacağız. Görevi devraldığımızda %12'si yapılmış olan Fahrettin Altay Narlıdere metrosunda da sona varmak üzereyiz. 7.2 kilometrelik Narlıdere metrosunu Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında, yani bu yıl, İzmir'e ve ülkemize kazandıracağız. Öte yandan İzmir tarihinin bildiğiniz gibi en büyük yatırımı Buca metrosu için inşaata başladık. Buca metro hattı tamamlandığında her gün İzmir nüfusunun 1/10'undan fazlasını, 400 binin üzerinde kişiyi her gün taşıyacağız. Buca'nın en uzak mahallesi Çamlıkule ile İzmir Körfezi arasındaki ulaşım süresi 15 dakikaya inecek. Yine diğer yandan Karşıyaka tramvayı ile bağlantılı olacak Örnekköy tramvay hattı için de ihale sürecine yaklaşıyoruz. Otogar Kemalpaşa metro hattı için de hazırlıklarımız çok hızlı bir biçimde devam ediyor. İlgili makamların onayı sonrası bu hatta da yapım ihalesi aşamasına gelmiş olacağız. Bu hatlarla birlikte tüm hatlarımızdaki yoğunluğu karşılamak üzere 26 adet tramvay aracı alımını da gerçekleştirdik. Özetle, dünyanın tüm çağdaş kentleri gibi İzmir'in her karışını demir ağlarla örüyoruz, örmeye devam edeceğiz. Değerli katılımcılar, değerli dostlarım, bugün İzmir'in raylı sistemler ağının en yeni halkası Karabağlar Gazi Emir metro hattını sizlerle paylaşmak üzere buluştuk. Aslında tabii hattın adı daha uzun. Menderes'te var. Konak Belediye Başkanım söyledi. Konak'ta var. Yani biz Karabağlar Gazi Emir hattı olarak ifade ediyoruz ama elbette değerli başkanım, konaksız olur mu? Konak'tan da geçiyor. Şimdi onunla da ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. 32.6 kilometrelik bu hat tamamlandığında İzmir'in en uzun metro hattı unvanını alacak. Tamamı yer altında hizmet verecek bu hatta 24 istasyon olacak. Bu istasyonların 3'ü Menderes sınırlarımız içinde, kent merkezi ile Menderes arasındaki ulaşımı kolaylaştırmış olacak. Karabağlar Gazi Emir metro hattıyla da günde yaklaşık 340 bin yolcu taşımayı öngörüyoruz. Son da söyleyeceğimi baştan söyleyeyim. Buca metrosu 765 milyon euroluk bütçesiyle İzmir tarihinin en büyük yatırımıydı. Karabağlar Gazi Emir metro hattının toplam maliyeti araçlarıyla beraber 2 milyar 105 milyon euro olacak. 2 milyar 105 milyon euro. Kendi rekorlarımızı kırmaya devam ediyoruz. 2 milyar 105 milyon euroluk yatırım rakamı, bütçe rakamı gerçekten şu anda sadece İzmir'in değil, Türkiye'nin en önemli rakamlarından biri olacak. Üstelik bunu baştan sona İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kendi kaynaklarıyla başaracağız. Karabağlar Gazi Emir metrosunun konak bağlantısını da sağlayacağız değerli başkanım. Bunun için konakta ayrı bir istasyon inşa edeceğiz. Yolcular kılçık hattı dediğimiz bu hatta halen inşaatı devam eden Buca metrosunun General Asım Gündüz istasyonuna bağlanabilecek. Buradan Buca 3 yol metrosuna ve konak kılçık hattına geçiş yapılabilecek. Hattın bir diğer özelliği ise İzmir'in Uluslararası Ticaret Merkezi Fuar İzmir'in kent merkezine bağlanacak olması.
Hatta yer alacak istasyonların isimleri ve bulundukları yerler şöyle olacak: Menderes, Görece, Sanayi, Adnan Menderes Havalimanı, Gazi Emir Güven Park, Gazi Emir Stadyum, Abdullah Arda, Gazi Emir Eski Kaymakamlık, Esbaş, Fuar İzmir, Altan Aydın, Atatürk ATM'li, Bostuk Bulvarı, Seniha Mayda, Eski İzmir, Çalıkuşu, Genel Asım Gündüz, bu Kılçık Hattı, Yeni Yol, Gürçeşme, İstikbal, Tepecik, Gıda Çarşısı, Halkapınar, Konak. Bu hattın tamamlanmasıyla birlikte kent içi entegre toplu ulaşım sistemimizde oluşturduğumuz aktarma merkezlerinde farklı ulaşım alternatiflerine geçişleri de çok kolaylaştırmış olacağız. Böylece Halkapınar'da İzban, metro ve tramvay, Konak'ta vapur, tramvay ve metro, General Asım Gündüz İstasyonu'nda Buca metrosu ve Konak Kılçık Hattı, Esbaş ve havalimanında istasyonlarında ise İzban bağlantıları sağlanmış olacak. Bu hattımıza ilişkin proje ihalemizi gerçekleştirdik. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nün projemiz üzerindeki incelemeleri, Raylı Sistemler Daire Başkanlığımıza bağlı teknokrat arkadaşlarımızla birlikte sürüyor. Önce bu vesileyle başta Mehmet Ergenekon kardeşime ve onun tüm çalışma arkadaşlarına huzurlarınızda bir teşekkür etmek istiyorum. Olağanüstü büyük bir titizlikle, olağanüstü büyük bir hızla bu çalışmaları gerçekleştiriyorlar. Onayın ardından Cumhurbaşkanlığına bağlı Strateji ve Bütçe Dairesi Başkanlığına gidecek ve yatırım programına dahil edilecek. Biz de finansman ve yapım ihalesi süreçlerini başlatacağız. Özetle, tüm bu ekonomik koşullar altında yüksek enflasyon, hayat pahalılığı, bu dar boğazda dolar euro başını alıp gitmişken biz çalışmaya devam ediyoruz, devam edeceğiz. Ne yazık ki 2023 yılı yatırım programında Otogar Halkapınar metrosu için 9. kez, yani 2014 yılından bu yana 3000 liralık bir bütçe koymaya devam ediyorlar. Arkadaşlar bana aldılar 2900 küsur lira, yaklaşık bir 10 lira da tasarruf ettik. 3000 liraya şahane bir trenimiz var şimdi. Aslında getirecektim buraya ama bir dahaki sefere onu da sergileriz. Sadece bu hatta değil değerli dostlar. Selçuk Ortaklar, Ödemiş Kiraz demiryolu projelerine de ayrılan bütçe biner lira. Onlarla oyuncak tren bile alamıyorsunuz. Şunu açıkça söyleyeyim. İzmir merkezi bütçeye 40 koyup bir almaya devam ediyor. Yıllardır bu böyle. Ama hiç merak etmeyin. İzmir'in hak ettiği kent yaşamını kurmak için kaynağı nerede olursa olsun bulup İzmirlilere getirmeye, onların hizmetine sunmaya devam edeceğiz. İzmir'in kent içi ulaşımında bir dünya kenti olması için bütün gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Kaybedilen yılları telafi etmek için varımızı, yoğumuzu ortaya koyuyoruz. Ve gururla söylemek isterim. İstanbul'da birçok metronun girişinde bilirsiniz U harfi vardır. Bunlar Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı metro hatlarıdır. İzmir'de ise hükümetin bir tane U tabelası yoktur. İşte bu yüzden çıktığımız bu yoldan geri dönüş yok. Ok yaydan çıktı. Tüm zorluklara karşın İzmir'e hizmet getirmeye devam edeceğiz. Kararlıyız. İzmir'i demir ağlarla öreceğiz demiştik. Örmeye devam edeceğiz. Ve bunu kararlılıkla sürdüreceğiz. Karabağlar Gazi Emir metrosunun İzmir'e ve İzmirlilere şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Biliyorum ki çok az kaldı. Bir şey değişecek.
her şey değişecek. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Değerli dostlarım, son bir şey söylemem lazım. Şimdi her zaman söylüyorum. Bizi birbirimizden ayıran farklardan çok daha fazla ve güçlü olarak bizi birbirimize bağlayan bağlar var. Bunun en güzel örneklerinden biri ülkücüsü, milliyetçisi, muhafazakarı, solcusu, sosyal demokratı bir tane isim vardır. İzmir'de Karabağlar'da uzun yıllar yaşamış. Siz biliyorsunuz onu. Sevgili Neşet Ertaş. Neşet Ertaş gerçekten hepimizin, herkesin, bu topraklarda yaşayan herkesin yüreğinin bam telini titreten bir isimdir. Bir istasyonun adı Neşet Ertaş. Çok yakışmaz mı? Evet, inşallah onun adını vereceğimiz, onu saygıyla, sevgiyle yad ederek sözü ona bırakayım. Kimi böcek, kimi kum. Neşet Ertaş jesti oldukça alkış aldı. Oldukça da anlamlıydı. Başkan önemli mesajlar verdi biliyorsunuz. Birazdan sunacağımız habere de dikkat edin. O mesajlara karşı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bir cevap verdi. Cevap niteliğinde bir açıklama yaptı. Onu da birazdan sunacağız ama tabii bu hattın en dikkat çekici ve en heyecanlandırıcı bölümü Menderes'e kadar uzanması olmuştu. Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan toplantıda bir konuşma yaptı efendim. Bugün burada ilçemizi kapsayacak olan metro projesinin artı değer katacak olan Menderesli vatandaşlara büyük rahatlık ve konfor sağlayacağı kesindir dedi. Bu mutluluğu, bu gururu bizlere yaşattığı için bütün kısıtlamalara rağmen bize bu imkanı veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer'e teşekkür ediyorum dedi. Sayın Başkanım, değerli ilçe belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz, kıymetli bürokratlar ve saygıdeğer katılımcılar. Halkapınar Menderes Metro Projesi'nin tanıtım toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki bugün burada ilçemizde kapsayacak olan Halkapınar Menderes Metro Projesi ilçemize her yönüyle artı bir değer katacaktır. Uzun süredir beklediğimiz bu projeyle Menderes hemşerilerimiz ulaşım konusunda büyük rahatlık ve konfora ulaşacaklardır. Proje içinde olan tüm ilçelerimiz gibi bu mutluluğu ve gururu bizlere yaşattığı için ve tüm kısıtlamalara rağmen İzmir'i demir ağlarla örmeye büyük bir azim ve gayretle devam ettiği için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer'e inancımızın tam olduğunu belirterek huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.